O zaman yani ya, ya da ne yapacak? Kulağını kapayacak. Yani o anlamda söylüyorum. Bunu aşmaları gerekiyor. Yani gördüğümüz üzerine demek ki hiç böyle derbi tecrübesi olmayan hakem dahi bu maçta iyi maç yönetti. Ama Trabzonspor Başakşehir maçında da ya orada seyirsiz zaten maçta Mbakame'nin pozisyonunu atladılar. Fırat Hoca yani en seyirci de zaten seyirci de etkilemiyor bazen. Evet. Ender Hocam, bir oyuncuyla alakalı ekstra bir soru sormak istiyorum. Galatasaray'da belki Onyekuru ve Falcao'nun özellikle hücum performansları ligin ikinci yarısında daha belirleyici olmuş olabilir ama işin savunma boyutu da önemli. Çok eleştirilen bir oyuncu. Bence çok iyi bir ikinci yarı geçiriyor. Marcao, bu oyuncuya zamanında diyeyim yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor musunuz? Onun potansiyeliyle alakalı düşünceniz ne? Yok, şu var. Zaten bu alındığı meblağe bakmak lazım. Bu, 4 milyon euro. Ya bu bir stoper için Avrupa'da çok ufak bir rakam. Yani senin ne beklediğinle alakalı. 4 milyon euroyu aldığın adamın yani bir 50 milyon 60 milyon euroluk stoperin performansını beklemeyeceksin. Zaman zaman düşüşleri olacak, hataları olacak, defoları olacak. O da aynı sıkıntıyla yaşadı. Galatasaray'ın da o zaman iyi bir dönemi değil. Takımın genel olarak sıkıntılarında... Partneri de çok iyi başlamamıştı. Bireysel hatalar yaptı. Sonra. Yani biraz hani o timinglerinde o denge problemi var. Biraz da takımın da iyi oynaması. Ya yani Donk'un da gerçekten burada çok iyi sorumluluk alıp liderlik yapması. Aynı şekilde Saracchi'nin hücuma iyi katkı vermesi, ona iyi pas opsiyonu olması, işte burada orta sahada Seri'nin iyi performansa etkilemesi, oynaması. Yani işte bütün takımda yani takımda giden oyuncuların yerine oynayan oyuncuların takıma katkı vermesi Marcao'yu da etkiledi, takımı da etkiledi. Ama ben Donk'un Marcao'dan ikinci devre daha da iyi olduğunu, takıma daha fazla katkı verdiğini düşünüyorum. Çünkü çok soğukkanlı. Şimdi artık günümüz futbolunda zaten bir şampiyonlu oynayan takımlarda oynuyorsan kaleci risk alacak. Nasıl risk alacak? Ayağı iyi olacak. Baskı varsa arkadaşını bulacak. Yani Karius ilk devre hatırlıyorum dandum vurdu topa. Yani bir Muslera'ya geldiği zaman top başka oluyor. Karius iyi maç çıkardı ama ayağına gelen ilk yarı toplara dikkat edelim. Hepsini rakibe attı. Kalecin risk alacak. Bunu yapıyor Muslera, yapıyor. Stoperlerin risk alacak. Nasıl? Topla kat edecek, topla hani dandum vurmayıp oyun kurmana, oyun organizasyonuna yardım edecek. O anlamda stoperlerin önemi var. Bence iyi iki stoper de iyi oynuyor, kaleci de iyi oynuyor. Takım genel olarak performansı yükseltmesi bence Marcao'nun performansını yükseltti. Ha daha iyi olabilir çünkü daha çok genç. Yani daha yani Portekiz liginde çok yani çok üst takımlarda oynamış bir oyuncu. İlk defa böyle büyük bir takımda oynuyor. Evet. Yani takımın da iyi olması onu etkiledi. Ama Galatasaray'ın genel savunma olarak ikinci zaten ilk devre kalecisiyle çok üstündü. Ama takım savunması olarak da Galatasaray bence ikinci devre daha da üstüne koydu. Zaten şampiyon olmak istiyorsan şu çok önemli. Çok atmak tamam da belirli maç sayın, gol yemeden bitirdiğin maç sayın fazla olmak zorunda. Galatasaray bu yönde bütün takımların önünde. Gol yemiyor yani. Gol yemeden bitirdiği maç sayısı yüksek. Zaten bu değerli. 20 tane gol 20 yediler. Tane. Real Madrid var 5 büyüklükte artı Türkiye dahil etsek 19 gol yedi. Sonra Galatasaray geliyor. Tabii bu çok önemli. Bu yani önemli de. Baktığın zaman zaten şampiyon olan takımların, Şampiyonlar Ligi'ne giden takımların en büyük becerisi az gol yemeden bitirdiği maç sayısının fazla olması. Ama burada tabii, şuna dikkat etmek lazım. Şöyle bir etken gol de var. Gol atmak lazım. Tabii yani gol atmadan zaten kazanmaz. Atletico Madrid Simone ile mesela bunu çok iyi yaptı. Yıllarca çok az gol yediler ama mesela Liverpool maçı işte. Şampiyon olamadılar mesela liglerde mesela bazen olamadı kendi liginde. Tabii. Az gol yedi ama gol atamadı. Ligin dezavantajı da var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde o tutuyor. Yani La Liga'dasınız, Barcelona, Real Madrid gibi rakipleriniz var vesaire ama Galatasaray'la alakalı şuna dikkat etmek lazım. %82 şu an Muslera'nın kurtarış yüzdesi. Sadece bizim ligimizin en iyisi bu alanda. Avrupa'nın da 10 büyük ligi içerisinde ilk 5'te yer alıyor kurtarış yüzdesinde. Galatasaray'da da birçok maçı çeviren adamdır. Tabii. Çeviren adamdır. Ve kalecinizin az önce bahsettiğim gibi kahraman olduğu maç sayısı fazlaysa savunmanızla ilgili de problem var demektir. Galatasaray'da savunma çok geçirgen. Bu bir gerçek. Bu uzun zamandır böyle. Muslera faktörü birçok maçı kurtarıyor. Yani siz maç başına 2-3 tane pozisyon veriyorsunuzdur ve yediğiniz gol sayısı bu yüzden düşüktür durumu yok.
Galatasaray... ikinci yarısında çok geçirgen olduğunu düşünüyor musun? Ama 26 hafta. İkinci yarı daha işte 18'den başladı. İlk yarı kesin. İkinci yarı, biraz daha toparlandı. İkinci yarı biraz daha toparlandı. Bu belki de Emrak Baba'nın takıma katılmasıyla alakalı olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında savunma çok geçirgen. 26 hafta genelinde baktığımız zaman ve bu büyük bir problem. Muslera kurtarıcı burada. Ve Fatih Hoca da ikinci yarıda dediğin gibi biraz daha toparladılar o noktayı. Evet ama halen daha bu bir problemdir ve bu savunma hattıyla Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman da neler yaşayabileceğinizi zaten deneyimledi bu takım. Üzerine koyması lazım savunmada. Mücadele sonrasında yapılan açıklamalara bakacağız. Evet, Muslera ile ilgili bir şey tabii konuşacağım. Tabii ki, tabii. Maçtan sonra yaptığı açıklama sadece Muslera yabancı bir oyuncu biliyorsunuz. Yabancı bir ülkeden geldi. Tamam şu an onu artık bir Türk gibi görüyoruz. Galatasaray'da yıllardır var, çok başarılar elde etti. Bu yaptığı açıklamayla ilgili bu olayı saptırıp başka konulara getirmeyelim. Bu konuyla ilgili yani rahatsızlıkları yabancı hocanın olabilir. Onlar yabancı çünkü. Bizim ülkemizde ekmek yiyorlar. Çok doğaldır bunlarla ilgili bir şey söylemleri. Obi Mikel de bununla ilgili açıklama yaptı. Rahatsızım dedi. Ben de bu konuda oynanmasıyla ilgili. Ama bu konuları saptırıp Galatasaray'la devleti bir şeye getirip bu yorumlardan biraz sakınalım. Yani biz futbolla ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kararları alıyor. Hepsine saygılıyız. Ama şunu da söyleyeyim. İlk açıklamayı yapan kimdi? Nihat Özdemir değil miydi? Kendi başına. Seyirciyle biz oynayacağız. Futbol Federasyonu Başkanı. Yapmadım açıklama. Seyirciyle oynanacak hiçbir sorun yok diye. Ondan sonra Mustafa Cengiz çıktı da biz her tarafı dezenfekte ettik, yaptık, ettik diye açıklamalar yaptı. Sonra seyircisi de oynanacak dendi. Devletle beraber açıklandı. O zaman tamam dendi. Seyircisi. Şimdi konulara nereye getiriyorsunuz ya? Yani spordan başka bir yere geçmeyelim. Biz şu an sporla ve ciddi bir durum var yani ortada. Ertelenir ertelenmez. O ayrı bir konu. Ama yapılan oyuncuların açıklamalarını, yabancıların onlara da biraz saygı gösterelim. Olabilir yani. Adam öyle düşünebilir. Ailesi çünkü dışarıdan gelmiş. Bütün Avrupa'da var zaten. Dünyada var bu. Hı hı. Ya bu açıklamasını başka bir şekilde takımla, oyuncuyla başka bir tarafa çekersen bu yanlış. Bunun üzerinden prim yapmak olur ancak. Bu işlere lütfen girmeyelim. Bırakalım biz futbolumuzu yorumlayalım. O oyuncuları eleştiririz teknik olarak. Hatalarını söyleriz. Ama çıkıp da sen bunu dersen onunla o karşıya getirirsen bu yanlış bir şey. Bu işlere girmeyelim. Ben bakıyorum şimdi genel yorumlara. İşi buraya getirmeye çalışıyorlar. Burada yabancı bir insan. Yani tamam işte onun için diyorum. Yok işte yani evet. O yani kendi adına ilk önce konuşuyor. Sonra Galatasaray'ın kaptanı olarak konuşuyor. Yani ilk önce kendi ailesini düşünüyor. Sonra Galatasaray'da oyuncuların arkadaşlarını düşünüyor. Çevresini düşünüyor. Şimdi sen diğer oyuncular da bunu yapıyor. Diğer yabancı oyuncular da yapabilir. Nerede onlar ya? Türkiye'deki diğer yabancı oyuncular nerede? Türk oyuncular, hocalar nerede ya? Ben şaşırıyorum. Yapın ya, özgürce yapın. Olabilir. Erteler, ertelemez. Ortada ciddi bir durum var. Maçı kaybedersin, kazanırsın. O ayrı bir konu. Ne olacak ya? Kaybetsen ne olur Ender Hoca? Kazansan ne olur? Öleceğiz anasını satayım. Ya sağlık her şeyden önemli. Niye getiriyorsun ya, o zaman? Yani tedirgin olması normal ya. Oyuncuyla, yani birçok insanın tedirgin olması. Oyuncuyla camiayı başka bir tarafa getirmeyeceksin. Ben ondan dolayı, yani bu olayı ondan çok kızdım. Tedirgin sonrasındaki açıklamalara bir bakalım. Şunu söyleyeyim de bitsin. Yani tedirgin olması normal. Herkes tedirgin. Ama şu anda dünyada belki en güvenilir ülkelerden biri Türkiye. O açıdan da biraz insanların rahat olması lazım. Tabii ki de tedbirler alınması gerekiyor. Ama zaten önümüzdeki hafta belli kararlar alınacaktır. Bu hafta seyircisiz oynandı. Öyle bir karar alındı. Ne bak bitti de yani. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak. Mücadele sonrasında yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen Hoca da elinin değdiği belli olmuş. Çok da başarılı bir hocalık yapıyor. Daha da olacak. Öyle görünüyor. Özellikle oyunun genel olarak hakimiyiz zaten. Top olarak da, yüzde olarak da, kontrol olarak da. Bir iki tane pozisyon verdik ama biz bayağı bir 18 içerisinde bulunduk. Ama gole ulaşamadık. Tüm büyük ligler ertelendi. Dünyadaki ve Avrupa'daki. Arkadaşlar, hiç aklınıza gelir miydi Amerika'da NBA'in erteleneceği? NBA ertelendi. Tenis maçları iptal edildi. Ayrı sahalarda oynuyorlar biliyorsunuz.
Uluslararası Futbol Otoritesi kurumlarının hepsi iptal veya erteleme kararı aldı. Ve milyonlar, hatta milyarlar, futbol insan hayatından önemli değildir cümlesini ana haberlerde, spor haberlerde, gazetelerde devamlı konuşuyorlar. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu.